bir şey yok. Yayıncı kuruluşa da söyledim. Tabii ki burada iyi gittiği zaman da kötü gittiği zaman da oyuncularla beraber biz neticede sorumluyuz ama şu gösterdiğimiz özeni, çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, yani sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak belki çok daha farklı olur. Onun için kötü bir oyun, hiç bunun söyleyecek bir tarafı yok. Osmanlıspor'a tebrik etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi müsabakadan evvel iki tane güzide özellikle tabii çalıştığım, bir onur duyduğum, gurur duyduğum, rahmetli başkanla burada çalıştığım Gençlerbirliği ile Osmanlıspor kendi takımı karşı karşıya geldik. Gönül ister tabii ki Ankara takımın bu durumda olmaması ama yapacak bir şey yok. Burada mücadeleye girmek durumundasınız. Bir final maçına çıktık. Bizim açımızdan çok önemliydi. Özellikle geçen haftada onu belirttim. Ruh halimiz ve inancımız tam. Geçen haftada 3-1'den kolay değildi tabii. Futbolcu kardeşlerim oradan döndü. Trabzon maçında 3-3'ü aldılar. Bu hafta da burada bizim için tabii çok önemli bir müsabakaya çıktık. 3 puan kazandık. Ve sanırım 1. dakikadan 90. dakikaya kadar üstün oynadık. Pozisyonlarımız vardı. Ve net bir skorla 3 puanımızı aldık. Futbolcularımı kutluyorum. Harfiyen daha evvel konuştuklarımız, her şeyimiz o sahaya yansıttıkları için, inancımızın da tam olduğu için, fiziksel durumumuzun aslında çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu maçta belki tam top, yani üst seviyeye çıkmış olmayabiliriz ama geçen hafta öyleydi, Fenerbahçe maçında öyleydi. O da çok önemli. Çünkü ligin son periyoduna girdiniz. Bir de şöyle bir şey var tabii, sağda solda kolay değil yani. Osmanlıspor bir devamlı işte düşme potasında banko düşen takım olarak görünüyor. Tabii saygı duyuyoruz ama biz de mücadelemizi vereceğiz bu konuda. Şimdi bir final kazandık ama önümüzde daha müsabakalarımız var. Önümüzdeki haftaya iyi hazırlanıp içeride oynayacağımız Başakşehir'le oradan da galip gelmek istiyoruz. 3 puan almak istiyoruz. Öyle yolumuza devam etmek istiyoruz ve Allah nasip ederse Osmanlıspor'u ligde bırakacağız. Sorusu olan Mehmet. Buyurun. Hocam, maç öncesi beklendiğimizden daha kolay bir maç oldu ama siz öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Çok ciddi gol pozisyonları vardı. Özellikle 12. dakika, 13. ve 11. Tabii. dakikada sağdan ve soldan yapılan ataklarla ciddi açık verdi rakip takım. Evet. Ve kalecinin önlediği şey. Bu kadar kolay olacağını bekliyor muydunuz? Bir de bundan sonra fikstüre baktığımız zaman hakikaten en zor rakipler sizde görünmesine rağmen son haftalarda ciddi bir istikrar var, başarılı sonuçlar var. Neler söyleyeceksiniz? Yani abi şimdi siz de takdir edersiniz ki şöyle bir durum yani. Gençlerbirliği'nin ve bizim durumumuz da kolay değil. Şimdi futbolcuların üzerinde inanılmaz bir baskı var. Şimdi kırılgan oluyorsunuz. O gayet normal. Şimdi geçen hafta biz ilk 20 dakikayı 2 tane gol yedik. Orada oyunda değildik. Bu hafta dedik ilk dakikadan, ilk saniyeden itibaren oyunda olmamız gerekiyor. Risk almamız gerekiyor. Bir şeyler kazanmak için. O yüzden Gençlerbirliği açısından da kolay değil. Biz pozisyonları bulduk. Bir de geri düşerseniz böyle 2 golle, 1 veyahut 2 golle, o da kolay değil tabii rakip açısından. Çünkü dediğim gibi ruh ve inanç hali de çok önemli. Fiziksel bir spor yapıyorsunuz. Mental anlamında da çok iyi olmanız gerekiyor. O yüzden sadece bir parametre değil, birkaç tane parametreye bakmak gerekiyor. Kolay değil buradaki bulunan takımlar açısından. O yüzden olayı, yani oyunu çözdükten sonra kolay gibi görünebiliyor. Ama önce bir oyunu çözmeniz gerekiyor. Rakip için de geçerli. Gençlerbirliği'ne de başarılar diliyorum bu önemli süreçte. Dediğim gibi yani mücadelemize burada devam edeceğiz. Başka soru var mıydı? Buyurun. Hocam son 8 haftada 13 puan topladınız ve sadece Fenerbahçe deplasmanda bir mağlubiyet oldu. Önümüzde 4 hafta ve sadece siz ligde kalmanın değil aslında şampiyonluğun da kaderine en çok tesis edecek takımsınız. Ali abim de dediği gibi fikstürle en çok dikkat çeken takımsınız. Nasıl görüyorsunuz bu 4 haftayı? Şimdi ben hep uzun vade hiç bakmıyorum. Neden uzun vade bakmıyorum? Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bir olaya odaklanmanız için diğer parametreleri elimine etmeniz gerekiyor. Bir şeye bugün bizim için en önemlisi Gençlerbirliği'ydi. Şimdi bitti. Başakşehir için. Önümüzde 3 hafta 4 hafta şu oldu bu oldu değil de biz ne yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Burada bence odaklanmak mental anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şöyle söyleyeyim. Aslında en güzel senaryoyu Rabbim yazar. Biz vecibelerini yerine getiririz yani elimizden gelen her şeyi yaparız. Ondan sonra zaten futbolcuların elinde eylemi yapmak. Orada Rabbim bize bugün bu 3 puanı vermek istedi. O yüzden yani biz o yönden de baktığınız zaman sizi rahatlatabiliyor. Belki biraz manevi yönünden daha fazla baktığım için buradaki olaya. Ama gerçekten inanın inanmak çok önemli ama inancının da altını doldurmanız gerekiyor çalışmakla. Onu demek istedim. Başka soru var mıydı? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam.